Sokrates Stüdyo'ya El Clasico özel 2'ye maç sonuna hoş geldiniz. Daha doğrusu maç sonu değil, maç sonrası demek lazım. Erman Yaşar'ın zaferiyle karşınızdayız. Hamdolsun, hamdi sena olsun. Bu şanlı arma kritik mücadeleden 3 puanı aldı. Dün maç bitti. Çok özel görüntüler verdi evde. Bu görüntüleri görebilecek miyiz? Göremeyeceksiniz telefonumda ama özel anlardı. Yaklaşık 20-25 saniye boyunca. Elde tişört bir şov vardı. Helikopter yaptı mı? Yaptım. Yarı çıplak acayip pozlar verdim. O kadar mutlu oldu ki sabah erken kalkmış. Şimdi bak, normal şartlar altında bizim saat vereceğim. 10.30'da benim ilk programın çekimi. 9.30'da evden çıkmamız lazım. O yüzden de böyle 9'a yani 9 çeyrek falan gibi uyanmamız lazım en kötü ihtimalle. Ben 8.45 gibi uyandım. Bir duş alayım falan diye. Banyoya doğru giderken kapı açıldı. Erman çıktı içeriden. Grand tuvalet giymiş, pantolon vesaire, uykuya dair hiçbir şey yok. Normalde yataktan kalırsın böyle. İnanılmaz yani, mutluluktan içi içine sığmıyor ve uyuyamamış adrenalinden. Cami olarak ihtiyacımız olan bir galibiyette öncelikle. Şaka bir yana. Atacak mısın bir pas yoksa gireyim mi ben? Şöyle bir pas atacağım. At bakayım nasıl atıyorsun? Yıllardır El Clasico izlersin, Real Madrid'i tutarsın. Tabii. Böyle bir program senin için herhalde biçilmiş kaftandı. Hele galibiyet sonrasında. Biçilmiş kaftan ne demek? Biçilmiş kaftan demek... Kaftan ne biliyorsun herhalde? Evet. Ne? Padişahların giydiği. Güzel. Biçilmiş de yani tam üstüne oturmuş. Evet. Yani sen de demek istiyorsun ki hazır Real Madrid'de Barcelona'yı yenmişken... Tam senin vücuduna program, uyan bir program formatı. Güzel. Doğru söylüyorsun. İlginç bir mücadeleydi. Şimdi maçın bir ön planı var. Önce orayı alalım. Real Madrid bundan 2-3 hafta önce La Liga'da şampiyonluğun Barcelona'ya göre daha büyük favorisi gözüküyordu. Çünkü Barcelona böyle Kike Setién geçişinde de daha tadını bulamamış, ritmini bulamamışken Real Madrid öyle ya da böyle sonuç almayı biliyordu. Zaten şu anda Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım. Çok az pozisyon veriyorlar. Thibaut Courtois müthiş bir sezon geçiriyor. Şu bu. Ve gol yemiyor Real Madrid. Bu şekilde de daha iyi gözüken, şampiyonluğa daha yakın gözüken takımdı. Lakin öyle bir iki hafta geçirdi ki önce Celta Vigo ile iç saha, sonrasında deplasmanda Levante yenilgisi, üstüne bir de Manchester City'ye iç sahada kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçı, 2-3 hafta önce Real Madrid için toz pembe gözüken ve Zinedine Zidane için, işte Zinedine Zidane yine bir yolunu buldu ve Real Madrid'i toparladı noktasından, dün kaybedilen maç Real Madrid'in iflası olurdu. Çünkü Copa del Rey'den zaten elendiler. Şampiyonlar Ligi'nden %80 elendiler. Yani tabii ki futbol bu. Hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemeyiz ama çok büyük ihtimalle elendi. Ve ligi de kaybetmiş olacaktı. Ki bence bu sene dünyada iki tane kulüp için domestik şampiyonluk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan daha önemli. Taraftarına da, camiasına da sorsanız. Biri Liverpool ki onlar alacak. Öbürü de bence Real Madrid. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin zaten açık ara en fazla kazanan takımıydı ki son 5-6 senede çokça da kazanarak orada ciddi bir tatmini var. Ama ligde bu Messi döneminde zaten fark epey kapanmıştı. Son 6-7 senede bir tane şampiyonluk çıkarabilen bir Real Madrid var. Bu noktada Real Madrid için çok kritik bir mücadeleydi. Maçı ayrıyeten özetleriz ama Real Madrid için olmazsa olmaz bir maçtı. Ben takımı ilk yarı çok iyi bulmadım. Açıkçası biraz Thibaut Courtois'un kurtarışları, biraz Barcelona'nın, Arthur'un işte o pozisyondaki vuruşu, Griezmann'ın bomboş topu dışarıya atışı. Bunlar da Barcelona skor avantajı yakalasaydı işler zor olabilirdi. Ama ikinci yarı özellikle 55. dakika ve maçın bence bir kırılma anı var. İsko'nun müthiş şutunu aynı güzellikte çıkardı Ter Stegen. Sezonun kurtarışlarından biri. Orada hem Bernabeu hem takım, hatta Isco ile Marcelo o pozisyonda sarıldı. Vinicius kalkın. Dur, maça o zaman ayrıca geleyim. Emre'ye de Barcelona tarafında bir şey oradan sorayım. Sonra kırıldı bence maç. Maçı tekrar konuşuruz. Az bir şey hafta içine döneceğim. Kike Setién'in Napoli karşısında çıkardığı 11 ilk yarıda bayağı etkisizlerdi. Messi'nin sürekli pikeye gelip hani top alışı, sonra ceza sahasına gitmekte zorlanışı, ilk yarıda Napoli'nin daha iyi oynaması ve işte ilk yarı yönde kapatması, sonrasında belki gelen golle
Antoine Griezmann'ın golüyle biraz işlerin toparlanması. Fakat yine de tam anlamıyla hani kadro olarak da çok şaşırttı herkesi. İşte orta sahadaki üretkenlik problemi vesaire. Dün nasıl bir kadro bekliyordun sen Kike Setién'den? Nasıl bir kadro buldun mesela? Çünkü değişiklikler vardı. Mesela işte Alba girdi oraya. Orta sahada 4 tane orta saha oyuncusu. Ön tarafta 2 tane hani Messi, Griezmann. Diğer tarafta işte Vidal ön tarafta oynuyordu. Sağ ön gibiydi. Farklı farklı noktalar vardı. İki deplasman arasında nasıl bir fark gördün sen? Ya şeyi biraz takımın direncini biraz artırmaya çalışmış. Yani çünkü şimdi Alba zaten Jordi Alba oynayabilecek durumdaysa oynar. O yani böyle onu bir değişiklik olarak değerlendirmemek lazım. Zaten takımın az sol beki. Fakat mesela işte Napoli maçına dair burada konuşurken maç önü programında işte o orta saha yapısının Liverpool Barcelona'ya o maç özelinde ve diğer maçlarda daha önceki maçlarda da zarar verdiğini söylemiştim ben. Yani özellikle işte Rakitic, Busquets, Rakitic, Frenkie de Jong. Temposuz bir orta saha. O maçta işte sağ önde Vidal'i kullanmıştı. Senin söylediğin gibi soldan Griezmann, en uçta Messi. Ama Vidal sağ çizgiden tek başına o direnci artırmaya yeterli olmadı. Bu maçta tempoyu artırmak için bir hamle daha yaptı. Rakitic'i kenara aldı. Arthur'u sahaya attı Kike Setién. Yani aslında zaten elinde orta sahalar arasında kullanabileceği en dirençli, en tempolu iki oyuncu şu anda kadro içerisinde Vidal ve Arthur. Bu iki oyuncunun sahada olması o yüzden bence çok sürpriz değildi. Yani ben bekliyordum kullanmasını oyuncuları. Zira yani rakip de Casemiro, Valverde bu maçta özellikle Kroos, bir de Kroos eklemesi yaptı Zinedine Zidane. Hem çok yapılı, hem çok kuvvetli, çok tempolu, çok da enerjik oyuncular. Oyunculara yani o kadar naif bir orta sahayla, elegan bir orta sahayla cevap vermek kolay değildi. Ama şey dizdi biraz, enteresan dizdi. Yani böyle dizmesini beklemiyordum ben. Şey yaptı çünkü 4-4-2 gibi oynadılar. En uca Griezmann'la Messi yaptı. Sağ Vidal, sol Frenkie de Jong. Ortada Busquets ve Arthur gibi kullandı. Ama tabii topu aldıkları zaman Vidal'in ve Frenkie de Jong'un içeride kenarda olma ihtimali yoktu. Çizgide olma ihtimali yoktu. Onlar içeri kat ettiler. Dörtlü bir orta saha oldu. Bekleri biraz öne çıkarmaya çalıştı. Ve seti oynamaya çalıştı Barcelona. Yani orada mesela şeyi soracağım bir de. Maça da geçeceğiz birazdan da. Ya Messi de çok fazla geri gelip top alıyor. Yani derinden oyun kurmaya çalışıyor belki. Böyle stoperlerin önünden süpürüp alıp dağıtıp. Zaten orta sahada 4 tane orta saha orijinli oyuncu var. Bir de oraya Messi girdiğinde ki Griezmann da öyle inanılmaz bir ceza sahası oyuncusu değil. Aynen. Yani şey gibi oluyor. 4-6 ve ileride hiçbir şey yokmuş gibi oluyor ve doğru. Yani Suarez tamam yok ama bu problemi de bu kadar uzun süredir çözemeyecek mi problem sence? Çok haklısın. Maçın da bence net problemlerinden biriydi bu. Yani Messi böyle bir oyuncu abi. Messi 2011'den beri, 2010'dan beri yani neredeyse 10 yıldır bunu oynuyor. Yani Messi yanıcı koysan sen derine iniyor. Sağa koysan derine iniyor. Yani Messi zaten oralarda oynamayı seven bir oyuncu ama şimdi Barcelona bunu oynamaya ne kadar yatkın? Ne kadar uygun bu kadro profili? O çok doğru. Çünkü şimdi Messi iner, 5'li de olursun. Sayısal üstünlüğü elde edersin orada ama Messi indiği anda orta sahadan en az bir hatta iki oyuncu da ceza sahasına koşu atan profilde olur. O zaman Messi'nin derine gelişini kaldırır Barcelona. Fakat Barcelona'nın şu anki yapısı öyle değil. Ne Arthur, ne Frenkie de Jong, Busquets zaten savunma önünde. Bu oyuncular çok ceza sahasına giren oyuncular değiller. Arturo Vidal, bak kariyerinin zirvesi Arturo Vidal'in abi. Mükemmel bir ceza sahası koşucusu olması. Zaten biliyorsun onu Massimiliano Allegri takımın Juventus maçına gelir gelmez üçlü savunmaya bozuk 4-4-2'ye dönmüş. Baklava 4-4-2'ye dönmüş. Vidal'i de ceza sahasına yakın oynamayı sevdiği için 4-4-2'nin 10 numarasına koymuş. İki santriforun arkasına. Ve sürekli ceza sahasına koşu atan bir Arturo Vidal vardı. Oyununun en parlak dönemindeki en büyük özelliklerinden biri sürekli ceza sahasında kamikaze dalışları olması Arturo Vidal'in. O bile o anlamda geriye gitti ama şu anda bu takım içerisinde bunu yapabilecek tek oyuncu. Ama işte sadece Vidal'le olmuyor ve yaşlanmış bir Vidal'le hiç olmuyor. Bir de mesela onu sağa yapıştırıp hatta Messi ile aynı yere yap. Çünkü Messi de doğal olarak sağdan geliyor her seferinde. İkisinin tamam. Çakıştığı noktada çok da bir yere varmıyor hücum. Şimdi maça geleyim. İlk yeri sen çok beğenmedin dedin. Özellikle Real Madrid cephesinde. Peki mesela yavaş yavaş kazanımlar elde ediyor takım. Çok kötü durumdaydı. Zidane geldi, toparlayamaz gibi oldu, toparladı. Courtois geldiğinden beri hiç ikna edici bir performans çıkarmıyordu. Fakat El Clasico'da hani maçın, daha doğrusu takımın maça tutunmasını sağlayan oyuncu olarak yok, belki bu sezon mükemmel oynuyor zaten. Ya bu ama çok ekstra bir performanstı şey olarak diyorum. Hani büyük maçlarda güvenilir bir isim olarak gözükmüyordu geldiğinden bu yana belki. Şimdi ise hani ilk yarıda maça ortak tuttu takımı. Onun için de bir kazanım diyebilir miyiz? Bir de mesela Marcelo için. Son dönemde o da Ferland Mendy ile çok fazla değişiyordu. Yani tam anlamıyla bir kazanım oldu psikolojik olarak.
Ya tabii ki Real Madrid'in psikolojik olarak maçı kazanmaya çok fazla ihtiyacı vardı. Psikolojik faktörler önemli. Şimdi Real Madrid'in kendi kimliğinden farklı bir kimliği var bu sene. Bir kere bunu ben bizim Londra merkezde de söylemiştim. Hani bu takım gücünü savunmadan alan, ağırlığını ya da işte oyun planını genelde savunma üzerinden tanımlayabilen bir takım. Demin Emre'nin söylediği gibi yani iki tane çok iyi savunmacısı var. Omurga'da Varane, Ramos. Yine omurgada kalıplı, fizikli, çok fazla top kazanabilen, çok iyi alan kapatabilen iki tane acayip oyuncusu var. Casemiro, Valverde. Benzema bile savunma özellikli bir forvet olarak da görebilirsin. Ve işte Real Madrid'i hep, yani benim çocukluğumdan beri Real Madrid nasıldır? 5 atar 3 yer, 7 atar 2 yer, coşkulu oynar. İşte o Zidane'ın ilk dönemi de öyle. Ronaldo gelir, Benzema gelir, Bale gelir, oradan Asensio gelir. 4 atar, 5 atar. Şimdi Real Madrid bu sene böyle bir takım değil. Bunun nedenleri var. 1. Cristiano Ronaldo'nun yeri dolmadı 2 senedir. Eden Hazard büyük umutlarla transfer edildi. Şanssız bir dönem geçirdi. Tam takımı ısınırken bir daha sakatlandı. Geri döndüğü maçta bir daha sakatlandı ve sezonu kapadı. Neredeyse hiç kullanamadığım bir Hazard var. Hiç kullanamadığım bir Asensio var. Sezon başında sezonu kapatan. 2 tane çok önemli oyuncu. Hazard ve Asensio. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Ben Vinicius Junior'ın şu anda Real Madrid'in dışarıdaki kiralık oyuncularına bak. Ödegaard, Hakimi. Artık olmuş ve Real Madrid'e geri dönmek üzere olan oyuncular. Mesela Vinicius'un normal bir Real Madrid kadrosunda kiraya gidebilecek ve bir iki sene oralarda mesela Dortmund gibi bir takımda pişip Real Madrid'e gelmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bu sakatlıklar, durumlar Real Madrid'i mesela şu anda Vinicius'u oynatmak durumunda bırakıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Bence geleceği olan bir oyuncu. Ama mesela Rodrigo kadar daha hazır bir oyuncu değil. Bence Rodrigo biraz daha hazır. O da sakat şu anda ama. Ya şu demek istediğim şey şu. Real Madrid'in Zinedine Zidane'la çözdüğü şey olayın savunma yönü oldu. Zinedine Zidane bence hücum olarak Real Madrid Manchester City maçında da işte Kyle Walker mı yapmıştı o hatayı? Kyle Walker yaptı yanlış hatırlıyorum. Otamendi. Ha Otamendi. Yedikleri gol mü? Yedikleri gol. Otamendi, Rodri ikisi. Yani bir bireysel hata golü attı Manchester City'ye. Ondan sonra da doğru düzgün, yani 10 dakikaya kadar da doğru düzgün pozisyon yaratamadı. Ben işte son bir ayda çok fazla anlattım Real Madrid'i. Birçok maçı işte ya duran top ya işte bireysel yetenekle kazanıyor ama hücum anlamında çok doyurucu eski alıştığımız Real Madrid yok. Zaten puan tablosuna da baktığında bunu görüyorsun. 17 gol yemiş takım. Thibaut Courtois'un bu sene 15 tane gol yemeden tamamladığı maç var. İki El Clasico'da da gol yemedi Real Madrid. Bunu muhtemelen 20 senedir ilk kez yapıyordur. 1975'ten... 75. 45 senedir ilk defa işte. Ha ben de 45'ten beri diyeceğim. Ya Messi döneminde olmadığına eminim. Çünkü Messi mutlaka yani her sene bir golü var Messi'nin Real Madrid'e. İçeride dışarıda fark etmez. Bunu yaptı. Atletico Madrid'e karşı iki maçta gol yemedi. Kritik maçlarda yani gücünü savunmadan alan takım. Ama şöyle işte kazanmak zorunluluğu bence Marcelo Ferland Mendy değişikliğinin önemli nedenlerinden biri. Marcelo ile oynanan maçlarda savunma çok aksadı. İşte Marcelo ile oynanan maçlarda yenilen gol rakamları, Mendy ile oynanan rakamlar var. Ama zaten takım önde çok etkili ayaklara ve işte mahir ayaklara sahip değilken ve Modric'i de kesip cross'u oynatıyorken o oyunu teknik bir ayakta yönlendirmeli. Onu Marcelo olarak düşünmüş Zidane. Dediğim gibi ben ilk yarı çok beğenmedim takımın oyununu. Yani çok kötü değildi ya da Barcelona alaşağı etmedi Real Madrid'i belki ama maç bir tarafa gidecekse Barcelona tarafına gidecek gibi görüntü vardı. Fakat demin de söylediğim gibi ikinci yarı özellikle 50-55'ten sonra Real Madrid'in ağır topları işte Casemiro dersin buna, Kroos dersin ve Vinicius yine bazı yerlerde bitiremedi. Yine bazı yerlerde karar verme hataları yaptı. Ama en azından Barcelona savunmasını bozacak koşular zaten çok yetenekli birebirdi. O hareketlilik ve iştah. Ter Stegen'in çıkardığı o İsko'nun müthiş şutuyla beraber Bernabéu'nun da ayağa kalkışı ve en önemlisi de bence bunu Busquets de söyledi maç sonu röportajında. 50-55'ten sonra inanılmaz bir baskı. Fede'yle, Casemiro'yla, Kroos'la, Benzema'yla bütün Barcelona'nın çıkış kanallarına ve o da maçı getirdi Real Madrid'e.
Çok önemli Real Madrid için bu sene La Liga şampiyonluğu. Dediğim gibi yani şu an mesela Zinedine Zidane deseler ki Manchester City 3-0 yeneceksin rövanşta ve şampiyon olacaksın Şampiyonlar Ligi'nde. Ligi Barcelona'ya vereceksin. Almaz bence bu teklifi. Alabilir ya. Bence almaz. Et alır abi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi abi. 4 kere Şampiyonlar Ligi almış olacak yani. Şampiyonlar Ligi'ni şu anda Zidane alırsa şey noktasına gelir. Tanrı mertebesine gelir. Tabii. Ya bu Barcelona'yı ligde hadi geçmek peki çok daha vasat bir başarı bence. Şöyle söyleyeyim. Zinedine Zidane belki kişisel 4. Şampiyonlar Ligi'ni alacağı için takımdan önde tutabilirken Real Madrid taraftarı ya da Real Madrid herhangi biri almaz bunu. Onu peki. Ona eminim yani ondan sonra. Bugün Marka'da da vardı aynı görüşler. Çünkü abi Real Madrid Barcelona ile bir yarış içinde bile değildi. Messi dönemi başlamadan önce. 16-17 şampiyonluk fark vardı iki takım arasında ve yani Real Madrid başka bir takımdı. Barcelona başka bir takımdı. Messi, Pep Guardiola dönemi Real Madrid ile Barcelona'yı aynı masaya oturttu. Ligde şampiyonluk sayısı 6'ya falan indi. Yani inanılmaz bir fark kapanışından abi bu Barcelona'ya geçmek çok matah bir şey değil ama yani. Bu yani çünkü ya, Barcelona çok ciddi sıkıntı olmadı. Tamam bundan sonra Barcelona'ya geçme şansı olacak Real Madrid'in. Tamam. Barcelona zaten bir yapılanmaya bir şey Messi dönemi bitiyor yani. Artık. Hı. Messi'nin etkisi de azalıyor yavaş yavaş. Real Madrid Şampiyonlar Ligi alma şansı da olacak abi. Şampiyonlar Ligi'ni şu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni alması inanılmaz bir şey olur. Zidane için de inanılmaz bir şey olur. Bence taraftar için de inanılmaz bir şey olmalı. Çünkü ligde o şans geliyor mesela. Şeyli Prime'ın döneminde olsa Barcelona. Abi gelmiyor. Prime Barcelona. Bak, son 2 sene Barcelona çok kötü sezonlar oynuyor. Real Madrid de kötü durumda zaten. Yani, tamam işte o yüzden olamıyorsun yani, şampiyon. Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Zaten yani, bence maç zayıftı bir maçtı bu arada. Yani iki takımında da çok ciddi problemler var iki takımda da yoksa. Ama yani, böyle problemli bir yapıdayken problemli bir Barcelona'ya geçmektense yine Avrupa'nın zirvesine gitmek bence tartışmaya açık değil. Problemli bir yapıdan bahsederken şey diyecektim zaten. Şimdi ilk yarı bitti. İlk yarıda biraz daha üstün taraf sensin. El Clasico'da, deplasmanda. Ve şöyle söylemek lazım. Hani atacağın bir golle belki tamamen psikolojik olarak dağılabilecek bir rakibe karşı, seyircilere karşı oynuyorsun. Çünkü ciddi bir korku gelecek. Ve bakıyorsun bench'in çok zayıf. Yani gerçekten Barcelona bench'i olarak aşırı zayıf noktalardan birindesin. Hamle olarak mesela çok fazla bir şey şansı yok. Kike Setien'in hani bir şeyler değiştirmedi bu kadar zamanda dedim ama az önce. Eli kolu bağlı diyebilir misin? Yoksa ya diyebilir misiniz? Yoksa öyle değil mi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Martin Brathwaite giriyor 69'da 0-0 iken. Sonrasında gol oluyor. Ama yani o gole kadar ya da o değişikliğe kadar zaten hani maç ortada gidiyor ya da biraz daha öndesin. Son 10 dakikadır belki Real Madrid biraz daha basıyor. Sonrasında Ansu Fati girebiliyor. Ivan Rakitic girebiliyor. Ve daha ekstrası yok. Ama şöyle söyleyeyim. Hani baktığın zaman eksik listesine de Suarez dışında Dembele çok uzun süredir kullanılamıyor. Yani daha önemli bir eksik de yok gibi. Bir eksikle bu hale gelmek çok normal de değil bence. Yani Kike Setién'in de çok fazla yapabileceği bir şey var. Real Madrid'de çok daha büyük eksikler var. Tabii tabii. Bakarsan Asensio'su, Hazar'ı. Abi kenar daha iyi zaten. Rodrigo'su, Bale hazır değil falan filan. El kolu bağlı biraz. Kesinlikle el kolu bağlı. Çünkü kafasındaki oyunu oynamak için de çok uygun değil bu takım. Yani pas kalitesi olarak uygun. Çok pasör oyuncular var ama topu kazanmak için hiç uygun değil. Ya zaten bak şöyle bir durum var abi. Ben sana şeyi sorayım. Real Madrid öne kaçıncı dakikada geçti? Real Madrid 71'de geçiyor. 71'de mi geçiyor? Hı-hı. Tamam çok yeterli bir süre. Çünkü 5 dakikada uzatma var 25 dakikada eder. Real Madrid 1-0 öne geçtiğinde top oynama oranı Barcelona'nın %57 idi abi. Bak o ana kadar. İlk 70 dakika itibariyle %57 idi. Baktım çünkü. Hı-hı. Tam o anda baktım. O yüzden hatırlıyorum. Maçı %56 ile bitirdi abi Barcelona. Hı-hı. Yani anlatabiliyor muyum? Ondan sonraki dönemde daha az topa hakim olmuşlar. Ki 1-0 geriye düştükten sonra topu alman lazım değil mi? Bu arada topu... Topu geri, alamadı abi Barcelona. Geri kazanma şeyini de söyleyeyim ya. Busquets dışında, hı-hı, Busquets'in 3 top çalması var. Savunmayı çıkar. Sadece 1 top çalma diğerleri. Yani dörtlü savunmanın önündeki Busquets'i çıkardığında geri kalan oyuncular sadece bir kez top kazanmış. Abi zaten bu net bir problem Vidal yani. Vidal 0, Arthur 0, De Jong 0, Rakitic 0. Pası yapmak için de alamıyor Barcelona istediği kadar topu. Eskisine kıyasla söylüyorum tabii ki. Geriye düştüğü maçlarda almak zorunda olduğu zaman da alamıyor. Yani reaksiyon veremedi Real Madrid'de 1-0'dan sonra. Bu en acı taraf zaten. Yani bak şey olur. Mesela işte ikinci yarıya daha iyi başladı Real Madrid, önde bastı, golü buldu vesaire, öne geçti. Ondan sonra Barcelona oynaması gereken oyunu oynar, yine skor 2-0'a gelir, yine maçı kaybedersin. O çok acı değildir ama mesela Barcelona dün maçı kaybediş şekli 1-0'dan sonra bence onlar için daha çok üzülmesi gereken şeydi. Zaten ikinci yarıdaki en büyük fark da biraz bununla alakalı. Yani
Real Madrid'in ikinci yarıdaki o farkı ortaya koyması evet doğru. İlk yarıda mesela çok derinde beklemediler ama mesela orta blokta beklediler Barcelona'yı. Baskı ilk yarıya göre daha azdı. İkinci yarıyla beraber baskının şiddetini arttırdılar. Ama ikinci yarı o baskıyı yapabilmesini sağlayan şey fizik farkı iki takım arasında. Çok ciddi bir fizik kalite farkı var. Yani saydık işte az önce. Casemiro, Valverde, Kroos, hatta Benzema, hatta Vinicius. Atletizm seviyesi çok yüksek oyuncular bunlar. Stoperler zaten abi, kuvvetli. Geliyor. Ama diğer oyuncularda çok ciddi bir fark var. Şimdi Barcelona zaten elegan oyunculardan kurulu bir takım. Yorulduktan sonra da 50'den, 55'ten, 60'tan sonra iyice düşüyorlar. Mesela işte 70'ten sonra golü yedikten sonra o reaksiyonu verememelerinin nedeni de biraz atletik kapasite arasındaki fark iki takımda. Momentum değişikliğini bulamıyor diyorsun mesela. İşte ilk yarı çok iyi, ikinci yarı ilk 10 dakikada çok bir şey yok. 55'ten sonra bir anda Real Madrid'e doğru dönen, kayan bir maç. Yani Real orada önde baskı yaptı. Önde baskıdan sonra ne geriden top çıkarabildi Barcelona ne de işte skor dezavantajından sonra top alabildi. Evet orada Real Madrid'in Zinedine Zidane'ın oyunu biraz daha farklı bir şekilde oynama şeyi var. Ki bunu büyük ihtimalle kurgulamış da olabilir. Çünkü Zidane da görüyor. Daha atlet, daha kuvvetli, daha fizikli bir takıma sahip. İlk yarı oyunu dengede götürebilirsem ikinci yarıda daha yorgun Barcelona'ya karşı önde basıp onlara çok fazla mesafe kat ettirmeden topla beraber kazandığım toplarla, hızlı hücumlarla, direkt oyunla maçı alabilir mi? Büyük ihtimalle planlamıştır. Yani oynanış şekli arasında bir fark var. Ama oynanış şekli arasındaki farkın ortaya çıkmasını iki takım arasındaki o atletizm farkı. Ya maçı izlerken Emre söyledi zaten. Muhtemelen iki teknik direktör de farkındadır dediği gibi. Emre de dedi yani 57-58. Dakika gibi son yarım saate böyle girilirse maç Real Madrid tarafına kayacaktır diye. Hakikaten de öyle oldu. Zaten tam o kırılmanın başladığı dakikalardı. Muhtemelen Setien de bunu biliyordu. Çünkü Setien de Emre'nin dediği gibi Zidane nasıl biliyorsa Setien de görüyor sahadaki takımların yapısını, oyuncuları. O yüzden de işte belki de o ilk 50-55 dakika hakikaten Real Madrid'in kırılmaya müsait olduğu anlarda kıramaması Setien'e ve Barcelona'ya pahalıya patladı. Mesela şey demiş Pique maçtan sonra, tüm kariyerim boyunca gördüğüm en kötü Real Madrid'e yenildik demiş. Bu bir haksız değil vallahi. İşte tam onu diyeceğim ama işte bu bir noktada da Pique'ye şunu... Şimdi en kötü Barcelona ile yenildin kariyerinde muhabbeti dönüyor o zaman. Şöyle, kariyerinde gördüğün en kötü Real Madrid'e yenilebilirsin. Şöyle yenilirsin. Messi kaçırır, Courtois kurtarır, işte ne bileyim Bright White kaçırır, Arthur vurur, direkten döner. Paçavra edersin Real Madrid'i. Real Madrid maçı kazanır. Bu açıklamayı yaptığın zaman ben de derim ki adam haklı. Ya şimdi yine haklı. Bence haksız değil Emre'nin dediği gibi. Ama işte Barcelona'nın ne kadar şey kaybettiğini, güç kaybettiğini ve Barcelona'nın ne kadar etki kaybettiğini bence gösteren bir açıklama bu. Çünkü evet bence de Pique döneminin ya da son 15 senenin 1.15'e 1.66'ymış bu arada. Son 15 senenin en işte kırılgan Real Madrid'lerinden birine kaybetti ya da Pique'nin söylediği sözle söyleyeyim en zayıf Real Madrid'lerinden birine kaybetti ama sen o en zayıf Real Madrid karşısında ikinci yarı hiçbir şey yapamadın. Barcelona önünde değil mi gol bekentisinde? Gol bekentisinde 1.66 ile Barcelona. 3 tane bomboş var çünkü. Yani bir tane Griezmann'ın kaçırdığı bomboş var. 2 tane de Courtois'ın kurtardığı var. Tabii Real Madrid'in o kadar çok fazla pozisyonu yok. Şu önemli, Ronaldo maçtaydı. Maçtan önce oyuncularla konuşmuş. Mesela Marcelo çok yakın arkadaşıdır. Marcelo'nun maçtaki performansı bir pozisyon. Marcelo'ya çok fazla eleştiri var bir sezondur. Mesela Messi'yi yakaladığı pozisyon Varane'la beraber orada bir gol atmış gibi sevindi. Savunma ödevlerini çok fazla ihmal ettiği gerekçesiyle çok eleştiri görüyor. Bence ekstra bir maç oynadı. Maçın adamı Fede seçildi. Ben Casemiro seçerdim. Ama yani Fede'ye de bir şey diyecek halim yok. Bence müthiş oynadı ama ben Casemiro'yu inanılmaz buldum. Sence yine maçın adamı kim? Abi Valverde'den önce 3 tane oyuncu sayılır. Carvajal mesela. Carvajal, Marcelo. Yani ikisi iki bek inanılmaz oynadı. Şey Casemiro gayet iyi oynadı. Takımı maçta tutan Courtois yani belki. Valverde nasıl orada maçın adamı seçildi, neye göre seçildi çok fazla anlamadım ben. Yani tabii ki oyuna koyduğu fizik direnç tamam, okey buna bir şey demiyorum ama. O Messi tarafını falan kapatmaya çok yardım etti falan belki onun üzerinden şey. Benim gördüğüm en kötü Messi'ydi. Daha parlayan oyuncular vardı. Tüm El Clasico'lar boyunca Messi'nin kariyerindeki en kötü Messi'ydi. Yani kötü Clasico'ları var ama ya skora etki ederdi ya bir sihir yaratırdı. Tamam Barcelona kötü ama bu kötü Barcelona'yı 2 senedir bir şekilde sürüklüyor Messi.
Bu maçta o da hiçbir şey yapamadı. Peki çok kötüydü. Fark 1 ve yani sona geliyorum artık. Fark 1 ve fikstürlere bakıldığında şimdi ikili averaj Real Madrid'de artık. Bir puan fark çok bir şey değil belki ama Real Madrid işte Real Sociedad deplasmanı var. Betis deplasmanı evinde iyi oynayan takım. Bilbao deplasmanı var. Biraz daha sert gözüken fikstür Real Madrid'den yana. Buradan sonra hani gidişat şampiyonluk beklentiniz size sorayım. Orada da kapatalım. Abi ben her şey olur bu ligde. Yani ben Real Madrid'de bir şey kesinleşmedi yani. Hiç... Bir taraf öne geçmedi diyorsunuz. Yok şu an. Çünkü öyle zaten... bir yorum var artık. Buradan sonra muhabbeti başladı. Bir puanlık fark var zaten. Yani galiba Atletico maçını bitirdi değil mi Real Madrid? Atletico şey Barcelona oynadı mı Atletico? Barcelona'nın içeride Atletico ile maçı i̇çeride var. Sevilla deplasmanı var. Ben Sevilla'yı deplasmanda anlattım. Yani hiç korkulacak yani, bir şey yok. Abi şöyle. Şimdi tamam Atletico evet daha zor bir maç olabilir Barcelona için vesaire ama ya bu Real Madrid'in de bu Barcelona'nın da herhangi bir deplasmanda puan kaybetmesi şaşırtıcı olmaz. İşte geçen hafta kaybetti abi. Real Madrid yenildi yani. O yüzden bu sadece işleri dengeye getirme maçıydı Real Madrid için. O anlamda önemliydi. Kazanarak onu yaptılar. Bundan sonrası için ben bir şey söylemiyorum ama maçtan önce zaten konuştuk burada İnan ve Onur'la. Yani iki takım gerçekten çok güç kaybetmişler. Bu maç bu 60 dakika özellikle yani son yarım saat gerçekten Real Madrid sürklese etti. Yani böyle İşte bundan 3 sene önceki Real Madrid'lerden pasajlar sundu. Orası ayrı bir şey. Fakat iki takımın da toplu ve topsuz oyunda, özellikle toplu oyunda ikisi içinde çok çok ciddi problemleri var. Yani şu anda herhalde dünyanın en iyi 3 takımından biri değil demiştim ben büyük ihtimalle. En iyi 5'ten biri. Yani. En iyi 5'ten biri bile olmayabilirler. Yani katılıyorum. Ben Real Madrid'in biraz daha iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum şu anda. Öyle ya da böyle. En azından şu, yani önde çok az seçeneği var. Hazar'ın sezonu kapatması ve Asensio'nun kapatmasından dolayı ama yine de ne olursa olsun orta sahası, savunması yani Barcelona'nın ben orada seçeneklerinin daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bir de Manchester City'ye de elendiği takdirde Real Madrid Barcelona sanki yola devam eder gibi geliyor. Çok küçük yani %55'e 45 Real Madrid tarafında olabilir diyorum çok ama iyi. Emre'nin dediği şeye katılıyorum. Yani Real Madrid'de Barcelona'da son bir ayda herhangi bir maçta puan kaybetmez. Bu hafta Betis deplasmanına gidiyor değil mi Real Madrid? Yani mesela çok olasılık dahilinde bir puan kaybı. Bir anda tekrar Barcelona'yı lider görebilirsin. Ya da Barcelona ya eskiden mesela Camp Nou'ya çıkıldığında bir şöyle olurdu abi hatırlarsın 20. dakika maç 3-0 olurdu. Ya yani kalmadı şu onlar. Şu an artık öyle bir şey olmuyor. Kalmadı onlar. O yüzden Emre'nin de dediği gibi açık lig her iki tarafa da gidebilir. Çok ama küçük bir avantajı var gibi bence. Yani ağzınıza sağlık El Clasico maç sonrasını. Sen ne diyorsun? Kapatıyoruz böyle. Ben sen zaten maçı da seyretmedin. Monaco Saint Etienne seyrettin. Yok aynı anda ikisini birden. Ben şeyle başladım. Alkmaar maçıyla başladım. Ajax AZ Alkmaar maçı. Alkmaar nasıldı? Bak, bu adama ben 5 ay önce falan söyledim. Alkmaar'a dikkat et diye. Ne yaptılar? Kazandılar deplasmanda. Ciddi misin? Puanlar eşitlendi. Helal olsun. Biz buradan Erman Yaşar'la kutlamaya gideceğiz. Ajax'taki düşüş ne zaman başladı? Ajax'taki düşüş. Ryan Babel'in gelişiyle. Galatasaray'daki çıkış ne zaman başladı? Ryan Babel'in gidişiyle. Bu kadar. Bu mesajla kapatıyoruz.